Geliyor, geliyor. Baba küfür terapisi ya şöyle bir sıkıntı oluyor. Bizim burada yayınlarda bazen ben küfürü yasakladığım yayınlar oluyor. Birkaç deneme yaptım yani bununla alakalı test yaptım. Arkadaşlar kötü oluyor ya. küfürü yasakladığım zamanlarda ne oluyor biliyor musunuz mu? 15-20 dakika 30 dakika belki maksimum hiç küfür olmuyor. Çok güzel gidiyor falan böyle. Ama bu arkadaşın içindeki potansiyel enerjim artıyor. Ne oluyorsa artık. Böyle 25 dakikadan sonra böyle bir tekrar ya tamam, falanlar başlıyor. Tamam mı? Eyvallah. Diyorsun tamam hadi kontrol altında falan. 2 dakika daha sessiz kolu 5 dakika sonra hayatımda belki de hayatınızda hiç duymadığınız inanılmaz küfürler bu sefer çıkmaya başlıyor. Önünü ala Şu... yani Bıraksam o aklına gelmezdi. O belki etmezdi dediğin. Efendim. Bir tane e, psik psikolog şey gönderdi test. Şuna göre seni inceleyecekmiş. Attım. Ne o? Ne testi? Ne kadar küfür bas. Abi screen şey. Cinsiyetim bu ikisi de olduğunu düşünmüyorum. Açık konuşayım. Cinsiyetim bu değil evet ama bu da bu, bu mu? Emin değilim. Hani bu olsun bu seferlik ama Diyelim ki maçı izlerken yanında karşı taraflarda olan arkadaşı arkadaşın seni tutun takımı ana orası ne yaparsın? <laughs> ekran verir misin? Abi ekran. Ekran veririm. Valla ben de ana avrat söverim hiç acımam. O anki kesinlikle her şeyi yapabiliyorum. Onu ilk önce uyarım baktım hala devam edeyim icabına bakarım. Şöyle uyarırım önce. Peki bir ortamda lafını eskilgemeyenlerden mi? Yani uyarı da şu şekilde ananı siktirtme bir uyarı. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? <laughs> Peki bir lafını ezirgemeyenlerden misin? Her şeyi çatı çatı söylerim. Genelde bir şey söylerken çekinirim ya. Valla birebir de her şeyi çekir çekir söylerim ya ortamda. Düşüncemi <laughs> söylerim. Çekir çekir neyse artık. <laughs> Eski kız erkek arkadaşım eğer seninle birlikteyken sen aldattığını öğrendin. Ne yaparsın? Geçmişte ise telefondan bir mesaj çekerim. Ne gelmiş kalır ne geçmiş. Ona bunu çok söz ediyorum. Hiçbir şey yapmam. Geçmişse arası yok mu yani? yani? Hiç arası yok mu? Bunun? Yok ya. Hiçbir şey yapmam herhalde ya. Eski defterleri bir daha mı açayım yani? Hiçbir şey yapmam abi. Diyelim ki işlerinde senin motivasyonunu düşürmeye çalışan insanlar senin yapmadığın bir hatayı senin üstüne attılar. Sen de herkesin size patronlar laf edin. O an ne yaparsın? İstifa ederim. İlk kendime bakıp sonra sonra da gerçeği ortaya çıkarttım. O iftira atanlar öyle bilirim ki bir daha iş yerine uğrayamazlar. Hem sever hem de verim. İlk kendime bakıp sonra sonra gerçeği ortaya çıkartırım. Peki çok sinirli bir insan mısın? Evet çok sinirim. Yerine göre... Yok ya çok sakin bir insanım diyemiyorum. Yerine göre sinirleniyorum. Ben de gerçekten çözemedim nerede sinirlendiğimi. Peki hayatını el alem ne der kaygısıyla mı yaşarsın? Hayır tabii ki de istediğim gibi yaşarım. Hayat benim hayatım. Arada oluyor ya. Evet genelde böyle düşünerek yaşadığım oluyor. Üniversite sınavına kadar öyleydi de ondan sonra böyle oldu. Diyelim ki en yakın arkadaşın sevgilinin yanında hiç ama hiç sevmediği bir hareketi sana yaptı. O an ne tepki versin? Valla kızarım yani lafımı söylerim. Bir tane patlatırım kafasına, Gözlerimle işaret ederim onlar. Selam olsun. Bir tane kafasına patlatırım. gel Kel kafasına. Aleyküm selam. Ay, Şinasi, sen Aleyküm selam. <gülüyor> <gülüyor> Güzel denk gel iyiydi. Eyvallah Şinasi. Fenerbahçe yorumlamaya geldiysen Şinasi. Yok yok. Kulaklığımı çıkartacağım. Dün, onu dün, yaptık ya onu dün yaptık. He, dün yaptık ve Şinasi'nin hiçbir şekilde futboldan anlamadığını ben çıkarttım diyor <laughs> arkadaşlar. Haberiniz <laughs> ya, olsun. Bir, Aman bir ortamda Şinasi'yle şey. futbol konuşmaya falan denk gelirsin. Sakın ha kulaklarınızı tıkayın amına koyun. Şinasi 4-1 Fener alır dedi. Ne diyor biliyor musun? Çok... Hadi diyor <laughs> söyle. Zor <laughs> gece susu diyor kınıyorum diyor. <laughs> Lan sen kimsin? Kınıyorum amına koy. Bu kötü bir <laughs> şey mi abi? Yok öyle hatalı yok oynamış. Yok onu oraya koyacakmış, böyle yapacakmış falan. Ya kardeşim futboldan anlarsın. Bunu dersin. Hadi derim ki tamam amına koyayım. Şinasi diyor lan bunu. Ama anlamıyorum diye yok Aklı. ya tamam. Sen Şinasi ile aynı fikirde olmak. Ya diye. kendini yakıştırıyorsun dostum. Allah zaten seni bildiği gibi yapmış artık. Bu saatten sonra ne diyeyim ki? Vay chat ağlattınız beni abi. Kur'an çarpsın ağlıyorum şu an. <laughs> kardeşim. Sağ ol, ben hiç sağ ol. bak hiç maçı izlemeyeyim yine de Şinasi bunu desin ben karşıt görüşü olurum hocam yanlış anlamayın. <gülüyor> <gülüyor> Anlatabiliyor muyum hiç olması maçı izlemeyeyim <laughs> Şinasi bunu desin ben onu karşısındaki görüşteyimdir <laughs> bilin evet, ki. Evet olması gerektiği gibi. hani bu akşam yok mu ya Sevilla maçı? <laughs> Dün ne güzel oynandı bugün bir daha oynasalardı Rövanş'ını izleseydik. Bu maç şeyleri de öyle oluyor ya. hemen bir daha istiyorsun. NBA'in o güzelliği var abi ya. Ve son olarak sence küfür etmek bir hayat felsefesi midir? Tamam ama ne Ay işte küfür edilmesi gereken yerlerde edersin. Doğru. Ya siktir git amına. <gülüyor> 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 Misal vermek için yaptım. Sakın yanlış anlamayın. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir giriş, girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anın anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri? Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oraları like'la. Bütün bütün tam hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla. Twitter'a gel. Yani gidebileceğim bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle.